1957 yılının Kasım ayında binlerce yıldır gökyüzüne ulaşmak isteyen insanoğlunun en imkansız görünen hayali gerçek olmuştu. Laika adındaki bu köpek, Sputnik 2 uydusuyla yörüngeye fırlatılmış ve uzaya giriş yapmıştı. Onun bu hikayesi ise tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Ancak kısa bir süre sonra uzaya gönderilen araçların bazı ölümcül kusurları olduğu ortaya çıkacaktı. Laika, bulunduğu aracın fırlatılmasından sonra aşırı bir hızla artan kabin sıcaklığı nedeniyle beklenenden çok daha az hayatta kalabilmişti ve bunun sebebi ise fırlatmadan sonra oluşan teknik bir arızadan kaynaklanıyordu. Bu arızanın nedeni ise çok basitti. O yıllarda, yani 1950 ve 1960'lı yıllarda Amerika ve Sovyetler Birliği arasında bir uzay mücadelesi yaşanıyordu. Bu mücadele sebebiyle her iki ülkede kendisinin daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ve iki tarafta ellerinden geldiğince çabucak roketler hazırlayıp bunları hemen yörüngeye göndermeye çalışıyordu. İşler aceleye getirildiği için de çoğu zaman gönderilen roketler havada patlıyor ve onca zaman boşa harcanmış oluyordu. Bununla beraber Soğuk Savaş sırasında Amerika ve Sovyetler Birliği devlet sırlarını saklıyor ve çok kötü olayları herkesle paylaşmıyordu. Çünkü Soğuk Savaş, askeri ve teknolojik güç mücadelesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir propaganda savaşıydı. Dolayısıyla hem Sovyetler Birliği hem de Amerika uzayda yaşandığı iddia edilen kazaları asla kabul etmedi. Fakat İtalya'da yaşayan iki kardeş bütün bu olanları ve daha fazlasını radyodan değil, çok daha yakından dinlemiş ve kaydetmişti. Hatta o yıllarda yapılan neredeyse bütün uçuşlara dair ses kayıtlarını gizli bir şekilde tutmuş ve daha önce kimsenin yapamadığı kadar özel bir arşiv oluşturmayı başarmışlardı. Öyle ki bu arşivin içerisinden çıkan bir ses kaydı uzayda korkunç olayların yaşanmış olduğunu gün yüzüne çıkartacaktı. 12 Nisan 1961 tarihinde insan ırkının binlerce yıldır düşlediği bir olay gerçekleşti. Yuri Gagarin adındaki bu kozmonot hem uzaya giden ilk insan olmuş hem de sağ bir şekilde dünyaya geri dönmüştü. Bu tarihte bir ilkti. İnsanoğlu artık uzaydaydı ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. Peki ama Yuri Gagarin gerçekten de uzaya giden ilk insan mıydı? Yoksa sadece yolunda giden şansı sayesinde kendinden önceki kayıp öncüleri arasından sıyrılmayı başaran şanslı biri miydi? Kayıp kozmonotlar ve astronotlar Soğuk Savaş yıllarının gizemlerinden biridir. Öyle ki bu konunun hala aydınlatılamamış noktaları vardır. Bunun nedenini anlayabilmek için de Soğuk Savaş'ın en sıcak günlerine geri dönmemiz gerekiyor. 1950 ve 1960'lı yıllarda dünyadaki herkes uzaya ilk önce kimin gidip geri geleceğini merak ediyordu. Herkes bu sorunun yanıtını beklerken amatör telsizciliğe merak salmış olan iki İtalyan kardeş Aşil ve Giovanni Yudica Cordiglia, Torino'nun dışında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir sığınakta kurdukları bir dinleme istasyonunda Amerikan ve Sovyet radyo telsiz sinyallerini gizlice dinliyorlardı. İki kardeş 28 Kasım 1960 yılında yine telsiz sinyallerini dinledikleri sırada garip bir şeyle karşılaştı. Telsizleriyle tesadüfen dünyadan gittikçe uzaklaşan bir kaynaktan gelen SOS mesajını yakalamayı başardılar. Bir uydu ya da uzay aracından gelen bu SOS mesajı Morse alfabesiyle 3 defa daha gönderilir. Fakat sinyal her seferinde daha da zayıflar ve dünya yörüngesinden biraz daha uzaklaşır ve en sonunda ise sinyal ortadan kaybolur. Muhtemelen bu sinyal yörüngede bulunan ve ölmek üzere olan bir insan tarafından gönderilmişti. Ancak işin ilginç yanı, o günlerde Amerika ve Sovyetler Birliği uzaya bir araç göndermemişti. Peki bu yardım sinyali nereden gelmişti? Yoksa devletler başarısız olacaklarını önceden bildikleri için uzaya deney amaçlı gizlice insanlı sonda mı göndermişlerdi? İtalyan kardeşler bu olaydan sonra ekipmanlarını daha da güçlendirdi
ve 2 Şubat 1961 tarihinde Sovyet frekanslarını tararlarken telemetri cihazlarına bir başka yörünge kapsülünden gelen sinyaller yansıdı. Bu sinyaller güçlükle nefes aldığı belli olan birine aitti ve bu kişinin kalp atışları giderek yavaşlamaktaydı. İtalyan kardeşler yaklaşık 30 dakika süren bu sinyali kaydetmeyi başardılar. Ve daha sonra bu kayıtları zamanın ünlü kardiyologlarından Profesör Dolgotti'ye dinlettiler. Dolgotti ise İtalyan kardeşlere kayıttaki sesin ölmekte olan bir adama ait olduğunu söyler. İşte bahsi geçen o kayıtlar. Bu olaydan 2 gün sonra Sovyet basınında 7,5 ton ağırlığında olan bir uydunun dünyaya dönüşü sırasında atmosferde yandığı haberleri çıkar. Tabii ki haberlerin içeriğinde uydunun içinde ölen şanssız kozmonota ait bir kısım bulunmaz. Böylece bu olayın üstü kapatılmış olur. İlk insanlı uzay uçuşunun 12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin tarafından yapıldığı düşünülürse, Sovyetler bundan çok daha önce insanlı uçuşlar denemiş ve başarısız olmuş olabilir. Ayrıca İtalyan kardeşler tarafından buna benzer ikinci bir olay daha kaydedilmiştir. 23 Mayıs 1963'te yine yörüngeden gelen bir sinyal yakalayan kardeşler, bu sinyalin yörüngeden yeryüzüne dönmekte olan bir uydudan geldiğini tespit eder ve konuşmaları dinlediklerinde bunun arızalı olduğu anlaşılan bir uzay aracının içerisindeki bir kadın kozmonottan geldiğini tespit ederler. İşte bahsi geçen o kayıt. Bu olaydan 3 gün sonra bilindik bir olay tekrar yaşanır ve Sovyet haber ajansı TASS bir açıklama yapar. Haberde insansız bir uydunun atmosfere girerken yanıp kaybolduğu yazmaktadır. Ancak açıklamada bu talihsiz kadın kozmonotun trajik sonundan bahsedilmez. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra ise yani 16 Haziran 1963'te Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkmış ve tarihe ilk uzay kadını olarak geçmiştir. Ancak ondan bir ay önce ismi dahi bilinmeyen bir kadın kozmonot uzaya çıkmış ve dünyaya dönerken can vermiştir. İtalyan kardeşler ellerindeki bu kayıtları basına açıkladıklarında bu olay Batı basınının ilgisini çekmiş ve insanlar bu konunun üzerine gitmişlerdi. Ancak Sovyet yetkililer tüm detayları reddetmiş ve bu tür haberlerin onların başarılarını gölgelemeye çalışanlarca uydurulduğunu söylemişlerdi. Bu ve benzeri tarzlarda olan videoları seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yüklediğim yeni içeriklerden anında haberdar olmak için de şu an gösterdiğim gibi çan işaretine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz.